Helal belgesi nedir? Helal belgesini Türkiye'de kim veriyor? Gelin bunu detaylandıralım. Helal belgesi nedir? Helal belgesi, öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'de artık HAK tarafından, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından verilmektedir. Helal belgesi, helal sertifikasyonuna geçmeden önce sertifikasyon nedir? Standartizasyon nedir? Belgelendirme nedir? Akreditasyon nedir? Tanımlamak istiyorum. Standart, ölçülebilir şeyler için belli boyutlarda, belli bir tipe uygun olarak yapılmış ya da ayrılmış olan demektir. Standartlar, tüm ilgili tarafların katılımlarıyla geliştirilmiş, üzerinde uzlaşma sağlanmış, ortak ve tekrarlanan kurumlar için hazırlanan, yetkili bir kurumca onaylanmış, uygulanması zorunlu olmayan dokümanlardır. Sertifikasyon nedir peki? Sertifikasyon, bir şeyi güvenli hale getirmek anlamına geliyor. Sertifikasyon, bir nesnenin, bir ürünün belli özelliklerinin bir standarda uygun olarak, resim olarak onaylanmasıdır. Sertifikasyon için temel şart, yetkili bir üçüncü taraf, bir belgelendirme kuruluşu tarafından bağımsız, tarafsız ve nesnel bir değerlendirmedir. Bir tür dış inceleme, eğitim, belgelendirme, değerlendirme, laboratuvar veya denetim kurulu tarafından sağlanır. Akreditasyon ne değil? Uygunluk demek. Değerlendirme kuruluşları, yani belgelendirme, denetim, gözetim kurumları ile test laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. Helal belgesi nedir peki? Helal belgesi, bir ürünün İslami şartlara uygun olarak üretildiğini ve işletmede helal koşulların sağlandığını belgeleyen bir sertifikadır. Bunun belli standartları var. Eğer üretilen ürün helal standartlara uyuyorsa helal sertifikası alabilir. Helal sertifikasyonu, Müslüman tüketicilerin helal ve sağlıklı ürünler tüketme hakkına sahip olmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Helal sertifikasyonu, ürünün üretim sürecinden kullanılan malzemelerin ve işlemlerin helal olmasını, ayrıca üretim tesisinin helal şartlarına uygun olarak tasarlanmış olmasını gerektiriyor. Helal sertifikasyonu, İslami hükümlere göre uluslararası standartlara uygun yapılmaktadır. Belge veren kuruluşlar, İslam dinine göre helal olan ürünlerin üretiminde ve satışında görev alan tüm işletmeleri denetleyerek helal sertifikasını almalarını sağlarlar. İslam'da helal kavramı, Müslümanların hayatının derinlik ve genişlik alanlarını önemli bir yere sahiptir. Helal olan şeyler tüketilebilir ve kullanılabilirken, haram olan şeyler tüketilmemesi gereken ve İslam dininde yasaklanmış olan şeylerdir. Helal kavramı sadece yeme içme alanında değil, aynı zamanda iş hayatında, ticarette, sosyal hayatta ve diğer tüm alanlarda önemli rol oynar. Helal gıda ifadesinin tarihsel arka planına bakıldığında, öncelikle Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde ortaya çıktı ve temel amacın Müslümanlarca tüketilen ürünlerin helal olup olmadığı sorusuna güvenilir bir cevap bulmak olduğu görülmektedir. Müslüman bir ülkede helal gıda kavramına ya da helal gıda belgesine ihtiyaç var mıydı? Ülkemiz için söylemek gerekirse 1980'lilere kadar belki bu terim hiç gündemimizde olmadı. Helal gıda konusunda bir tereddüt yoktu. Ne zaman ki ülkeler arası ticarette Türkiye yerini aldı, işte o yıllardan sonra ihracatla birlikte ithalatın da artmasıyla beraber Müslüman olmayan ülkelerden ürünler gelmeye başladı. İşte o zaman bu ürünlere şüpheyle bakıldı. Devlet ithal gelen tüm ürünlere bakıyor aslında gümrüklerde. Gıda maddelerde baktığı iki şey var. Birincisi, sağlığa zararlı mı değil mi? Sağlık açısından zararlı ise kabul etmiyor devlet. İkincisi neye bakıyor? Üründe tahşiş ve hile var mı? Ürün hileli ise almıyor içeri. Eğer o gıdayı getiren ithalatçı firma helal sertifikası istiyorsa, işte o zaman o malın helal olup olmadığı kontrol edilir. Kim kontrol ediyor bunu? HAK dediğimiz Helal Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen şirketler, firmalar buna bakıyor. Bu arada hemen şunu belirteyim, yeri gelmişken.
O ithalatçı firmayı helal sertifikası almaya zorlayacak olan da biz tüketicileriz. Eğer aldığımız malların etiketlerinde, satıcılardan ürünün ambalajında helal sertifikasını istersek, o da ithalatçıdan bunu isteyecek. Dolayısıyla da ithalatçı firma da yurt dışındaki üretici firmaya helal şartlarda ürettirecek. Yani bu çarkın dönmesini sağlayacak olan biziz. Biz istememiz lazım. Daha önce biliyorsunuz bu konuyla ilgili ambalaj okuryazarlığı ve etiket okuryazarlığı konusunda ambalajları, aldığımız ürünlerin nasıl okunacağını anlatmıştık. Siz eğer bu noktada ürünün helal olup olmadığına bakarsanız ambalajlarında bu sistemi başlatmış oluruz biz de. Yurt dışından gelen ürünlerde helallik açısından baktığımızda temel 3 problem olabilir. Birincisi, tüketilecek gıdanın kendisi haram olabilir. Nedir mesela? Domuz ya da alkol gibi. İkinci problem ne? İslami usullere göre üretilmemiş olabilir. Mesela helal hayvanların, koyun bunlar helaldir ama İslami usullere göre kesilmediyse bunlar da haram konumuna geçmiş oluyor. Üçüncü problem de şu, helal mallara katılan katkı maddelerin haram olması. Domuz jelatini kullanıldıysa ya da helal hayvanlar kesimi İslami usullere göre kesilmediyse ondan üretilen jelatin hangi ürüne girerse o ürün haram olur. Kaide şudur, azı haram olanın çoğu da haramdır ilkesi. Helal kavramı günümüzde sadece gıda ürünleriyle sınırlı kalmamakta. Finans, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik, lojistik ve turizm gibi oldukça geniş bir sektörel yelpazeye hitap etmektedir. Helal kavramının ürünlerin tüketiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar her aşamada sağlıklı, güvenilir, hijyenik ve kaliteli olma özelliklerini de içermesi, bu alandaki farkındalığın artarak devam edeceğinin de bir göstergesidir. Bugün dünya çapında nüfus hareketliliğindeki kolaylık ve artışa ilave eden üretim süreçleriyle ve buna bağlı tedarik süreçlerinin her geçen gün daha da karmaşık hale gelmesiyle bu soru tüm İslam alemini ilgilendiren bir sorun haline geldi. Helal belgesi kavramı ile ilgili olarak söylüyoruz. Peki bunu Türkiye'de kim yapıyor? Biraz önce ifade ettiğimiz gibi HAK, yani Helal Akreditasyon Kurumu. Helal konusunda ortak bir standartizasyon dilinin ve belgelendirme sisteminin test edilmesi amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü SİMİK'i kurmuştur. Yani The Standard and Metrology Institute for Islamic Countries. Bu SİMİK çatısı altında bütün İslam ülkeleri kendi akredite kurumlarını kurmuşlardır. Türkiye'de helal gıda sertifikalandırma işlemi tek çatı altında toplanmıştır. HAK Helal Akreditasyon Kurumu. Helal sertifikalandırma işlemleri sadece HAK tarafından gerçekleştirilmektedir. Başka programda görüşmek üzere.